Bugün depresyondan bahsetmek istiyorum. Depresyon, insanların kendilerini oldukça mutsuz hissettikleri, oldukça sinirli oldukları, hayata karşı isteklerinin azaldığı bir hastalıktır. Bazen kendini ifade edemeyen insanlarda vücutta gezen ağrılar olarak da görünebilir. Baş ağrıları gibi, bel ağrıları gibi, boyun ağrıları gibi, gezen ağrılar gibi. Toplumda erkeklerin %12'sinde, kadınların da %20'sinde görülen bir rahatsızlıktır. Ve bakıldığı zaman yaklaşık olarak bir yıl sonra tüm hastaların neredeyse %39'unda daha devam ettiği gösterilmiştir. Eğer bir insan depresif epizot geçirdiyse yeni bir epizot geçirme riski %16 topluma göre artmıştır. Bu epizotlar gittikçe sıklaşır, gittikçe süresi uzar ve kronikleşebilir. Bu yüzden tedavisi çok önemlidir. Depresyonun başlıca belirtileri yaşama karşı isteksizlik, yaşamdaki her şeye karşı isteksizlik, işe gitmek istememe, arkadaşlarla görüşmek istememe, gittikçe içine kapanma, kendini kötü hissetme, mutsuz hissetme, olduğundan daha sinirli olma, oldukça yorgun olma, halsiz olma, çabuk yorulma ve daha sonra uyku bozuklukları, her şey için kendini günahkarlandırma ve kendini değersiz hissetme, bazen de kendine zarar verme düşüncelerinin eşlik ettiğini görmekteyiz. İnsanlar başarısız hissederler, insanlar kendilerini suçlarlar. Hayatta hiçbir şey iyiymiş gibi gelmez ve bütün negatif şeyler sanki onun üstüne başına yığılmış gibi gelir. Tedavi edilmesi gereken ve kronikleşen bir durumdur. Mutlaka ama mutlaka bazı analizleri de gözden geçirmemiz gerekmektedir. Özellikle tiroid bozukluklarında, anemilerde, bazı vitamin eksikliklerinde de bu depresyon dediğimiz problemle karşılaşabilmekteyiz. Belirli kan analizlerini yaptıktan sonra da mutlaka tedavisini başlamak gerekmektedir.